Değerli basın emekçisi dostlar, sizlerle bu sabah bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ancak maalesef sizlerle bir arada olmanın yarattığı kişisel heyecanı dengeleyen bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya değiliz. Türkiye çok kötü yönetiliyor. Ve bu kötü yönetimin altında vatandaşlarımız eziliyorlar. Bugün sizlerle bir araya gelme ihtiyacı duyma sebebimiz, bu hafta açıklanmış olan Türkiye'nin 2016-2018 orta vadeli programını değerlendirme ihtiyacıdır. Ancak bugün biz bir araya gelirken Türkiye'nin kalbinin ağladığını da anımsamamız gerekiyor. Türkiye maceracı bir dış politikanın artık iç sorunlara yansımasının her gün yaşandığı ve yaşanan bu sorunun can kayıplarıyla, ekonomik maliyetin çok ötesinde can kayıplarıyla ülkenin kalbinde ciddi bir yara açtığı bir dönemden geçiyor. Ben bir kez daha dün Sultanahmet'te kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, tüm dünyanın başı sağ olsun. Türkiye, ekonomi, güvenlik, dış politika, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında girmiş olduğu bu sarmaldan acilen çıkmak zorunda. Bu sorun yumağından çıkışın yol haritasını sunuyor olması gereken bir orta vadeli programdır. Yani pazartesi günü hükümetin bizlerle paylaşmış olduğu 2016-2018 orta vadeli programını Türkiye'nin yaşadığı bu gerçek sorunları tespit eden, bu sorunlar ışığında çözüm üreten ve bu çözümler uygulandığı takdirde orta vadede Türkiye'nin yakalayabileceği hedefleri sağlıklı bir biçimde ortaya koyan bir çerçeve olması beklenirdi. Oysa maalesef 2016-2018 orta vadeli program, bir suni orta vadeli program olarak bir kez daha pazartesi bizlerle paylaşıldı. Gerçekçi tahminler üretmekten yoksun. Çünkü gerçekçi varsayımlar üzerine inşa edilmemiş. Gerçekçi varsayımlar üzerine inşa edilmediği için tutarsız makroekonomik tahminler üreten, tutarsız makroekonomik tahminler ürettiği için de Türkiye'nin ciddi sorunlarını çözmekten çok uzak bir orta vadeli program bizlerle paylaşılmış oldu. Ben bugün sizlerle hem bu orta vadeli programın işte bu tahminler boyutunu konuşmak, hem bu boyutun alternatifi ne olmalıydı onu tartışmak istiyorum. Hem de daha sonra bu gerçekçi OVP'nin üzerine inşa edilmiş yeni bir kalkınma hamlesinin ne olması gerektiği konusunda da görüşlerinizi kısaca paylaşmak ve bundan sonrasına bir yol haritası sunmak istiyorum. Orta vadeli program nedir? Orta vadeli programın ne olduğunu bize Maliye Bakanlığı'nın sayfasında hükümet kendisi zaten açıkça bir tablo sergiliyor. Bir orta vadeli programın en temel amacı ülkede ekonomik karar veren kamuya ve özel sektöre öngörülebilirlik sağlamak ve sağlıklı bir yol haritası sunmaktır. Bu yol haritasının sağlıklı olabilmesinin ön koşulu kendi içerisinde tutarlılığı olan amaçlar, kendi içerisinde tutarlılığı olan bir politika çerçevesi, bu tutarlılığa temel alan bir tutarlı makroekonomik sonuç ortaya koymasını gerektirir. Yani öngörülebilirlik ve yol göstericilik için varsayımlarınızın tutarlı ve gerçekçi olması gerekir. Politika çerçevenizin tutarlı olması gerekir ki bunlar sonucunda bu programın ortaya çıkartacağı makroekonomik tablo ve makroekonomik çerçeve tutarlı olsun. Burada sunumda kırmızı ile işaretlenmiş olan kilit kelimelerin hiçbirisi bu orta vadeli programda gerçekleşmemektedir. Eğer biz orta vadeli programı bize verilen
hedefleri ve amaçları doğrultusunda değerlendireceksek, o zaman orta vadeli programın başarısına dair varılacak yargı çok nettir. Bu orta vadeli program öngörülebilirlik sağlamamaktadır, Türkiye'ye yol göstermemektedir, kendi içerisinde amaçları da, politikaları da, varsayımları da ve dolayısıyla ortaya koyduğu makroekonomik sonuçlar da tutarsızdır. Bu orta vadeli program başarısızdır. Bu sebeple de gerçeklerden kopuktur. Bu orta vadeli program sunnidir. Bir orta vadeli programın diğer yapıyor olması gereken şey dinamik doğasını yansıtmasıdır dünyanın. Dünya her gün değişiyor. Bu değişim içerisinde Türkiye bütün olumsuz boyutları kendi içine taşıyor. O zaman bu dinamizmi, orta vadeli programı değişen koşullara göre revize etme becerisini gösterecek bir yapıya ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Gerçekleri doğru okuma ihtiyacı işte bu sebeple çok aşikardır. Değişen koşulları dikkate alan orta vadeli programlar zaman içerisinde değişirler. Oysa bize sunulmuş olan bu orta vadeli program bir kez daha kes, kopyala, yapıştır faaliyetinin ötesine geçmemiştir. Dünyanın değişen koşullarının Türkiye ekonomisine nasıl yansıyacağı, bu değişen koşullar ışığında yeni bir politika çerçevesinin ne olması gerektiği konusunda herhangi bir dinamizm ve herhangi bir yenilik bu orta vadeli programda sunulmamıştır. Bu orta vadeli program biz iktisatçılar için iktisadi boyutu sebebiyle önemlidir ama biliyoruz ki esasında orta vadeli programın sağlıklı işlemesi için vatandaşımıza yansıyacak kısmını da tartışmak gerekmektedir. Orta vadeli program sağlıklı olmadığı takdirde Türkiye'nin kamu kaynaklarının da sağlıklı kullanılabileceğini düşünmek mümkün değildir. Alnının teriyle çalışmasının karşılığında kuruşu kuruşuna vergisini ödeyen değerli vatandaşlarımızın ödedikleri vergi karşılığında nasıl bir hizmet alacaklarını ortaya koyan bütçe, işte bu orta vadeli programa dayanarak hazırlanmaktadır. Orta vadeli program eğer sağlıksız hazırlanırsa, bütçenin de sağlıklı hazırlanmasını beklemek mümkün değildir. İşte biz bu yüzden bütçe meclise gelmeden gerçek orta vadeli programın yapılması gerekliliğini hükümete hatırlatmak ve Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarını tespit eden, çözüm üreten ve geleceğin siyasetini inşa eden Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha öncü rol oynamayı kendimize görev bildik. Bugün neden buluştuk? Türkiye'nin yeni bir siyaset inşa etmesi gerekiyor. Türkiye'nin geleceğin siyasetini inşa etmesi gerekiyor. Birbiriyle kavga eden değil, polemikler üzerinden konuşan değil, sorunları tespit eden, bu sorunları birlikte tespit etmekten kaçınmayan, eleştiriyle birlikte tartışabilen, rasyonel çözüm üreten ve bunu da bir ortak akıllı ortaya koymaya çekinmeyen bir siyasi anlayışa ihtiyacı var Türkiye'nin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte bu çözüm üreten, yol gösteren, veri temelli politika üreten yaklaşımımızla Türkiye siyasetini 7 Haziran'da değiştirdik. Değerli Türkiye işçi sınıfına, esasında hak ettiklerinin altında kalan ama çok gecikmiş olan bir asgari ücret artışını Cumhuriyet Halk Partisi armağan etti. Yıllarca Türkiye ekonomisine emek vermiş ama bu emeğinin karşılığını emeklilik döneminde alamayan emeklilerimize hak ettikleri kadar olmamakla birlikte seyyanen zam yapılmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu veri temelli siyaseti sağlamıştır. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğin siyaseti anlayışından anladıkları somut adımlardır. Biz sorunları tespit eden, çözüm üreten ve bu çözümün uygulanması için gayret gösteren yaklaşımımızı şimdi bir kez daha ortaya koymak için sizlerle buluştuk. Orta vadeli program belki asgari ücret kadar bugün emekçiyi ilgilendiren bir konu gibi gözükmeyebilir. Orta vadeli program belki bugün emeklilerimizi kendilerine verilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin armağanı olan seyyanen zam kadar doğrudan etkilemiyor gibi gözükebilir. Oysa etkiliyor.
emeklilerimizin hak ettikleri gerçek zam artışını 2016'da alabilmeleri için bu orta vadeli programın sağlıklı yapılması gerekiyor. Asgari ücretin esasında açlık sınırının üzerine taşınabilir bir düzeye arttırılabilmesi için orta vadeli programın sağlıklı yapılması gerekiyor. İşte biz bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce Türkiye diyen yaklaşımımızı sürdürerek, kalıcı bir siyaset üreterek yeniden Türkiye'yi doğru ekonomi politikaları konuşmaya davet etmek, bunda önce rol oynamak ve bir yol gösterici olmak için bugün sizlerle bir araya geldik. Türkiye ekonomisi AKP'nin kötü ekonomi politikaları sonucunda birçok tuzağa takıldı. Bu tuzaklar düşülmesi zorunlu olan tuzaklar değildi. Türkiye kendi işini yapmadığı ve AKP'nin ekonomi politikalarının yapısal sınırlarına gelindiği için orta gelir tuzağına takıldık, orta teknoloji tuzağına takıldık ama en önemlisi orta insani gelişmişlik tuzağına takıldık. Bu tuzaklardan çıkmak mümkün. Bu tuzaklardan çıkmak için Türkiye'nin yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Yeni bir kalkınma hamlesi dünyanın dinamik doğasını okuyan, bu gerçekler ışığında kendini yenileyebilen bir yapıya kavuşmak zorundadır. Bunun olabilmesi için de her şeyden önce makroekonomik program tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesi gerekmektedir. Özetle şunu ifade etmek istiyorum. Bizler sizinle bu yeni kalkınma hamlesini konuşmak istiyoruz. Ama sağlıklı bir yeni kalkınma hamlesi konuşabilmek için önce sağlıklı bir makroekonomik tahmin çerçevesini konuşuyor olmamız gerekiyor. O yüzden bugün nispeten teknik, belki bazılarınıza sıkıcı gelebilecek bir değerlendirmeyi paylaşıyor olacağız. Ama önümüzdeki hafta Türkiye'nin orta vadeli programın içerisindeki suni politikaları da ve esasında olması gereken yeni kalkınma hamlesini de sizlerle paylaşıyor olacağız. Ancak onun sağlıklı olabilmesi için bugün biraz daha teknik, makroekonomik öngörülere dair bir değerlendirmeyi de paylaşmamız zaruri. Yeni kalkınma hamlesi bu çöken AKP ekonomisinin gerçekten ne kadar koptuğunu gösteren bir OVP'ye dayanamaz. Şu anda karşımızda olan orta vadeli program çökmüş bir ekonomik anlayışın gerçeklerden kopukluğuyla bir hayal içerisinde hazırlanmış bir dokümanın ötesine geçmemektedir. OVP başarılı değildir. Neden derseniz, sağlam temeller üzerine oturmamaktadır. Makroekonomik dengeleri etkileyecek faktörleri gerçekçi bir şekilde değerlendirmekten yoksundur. Ve kendi içerisinde tutarlı makroekonomik öngörüleri ortaya koyması mümkün değildir zaten bu yapıyla. İşte bu sebeple biz bu programa hükümet tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde açıklanmış olan bu programa suni orta vadeli program diyoruz. Türkiye'yi suni ekonomik çıktılarla baş başa bırakan, gerçeklerden koparan bu yaklaşımın yerine acilen gerçekleri okuyabilen ve dinamik, yeni kalkınma hamlesine temel oluşturacak bir orta vadeli programa ihtiyacı vardır. İzin verirseniz, orta vadeli program dosyasının içerisinden sizlerle bazı detayları altını çizerek paylaşmak istiyorum. Bu detaylar ortaya çok önemli çelişkiler koyacak. Gerçekleri okumaktan yoksun olan yaklaşım, çelişkinin ötesinde herhangi bir şey ortaya koyamamaktadır. Bakın, orta vadeli program bize şunu söylüyor. Orta vadeli programın 17. maddesinde dünyada gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu riskler tanımlanıyor. Sonra 45. maddesinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risk faktörleri sıralanıyor. Bunları sizinle tek tek paylaşmak istiyorum. Gelişmekte olan ülkelerin Fed'in 2015 Aralık ayı itibariyle faiz artışından olumsuz etkilenme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Ancak gelişmekte olan ülkeler için risk teşkil ettiği ifade edilen Fed faiz politikasının Türkiye için
bir risk teşkil etmediği, etkisinin Türkiye'ye sınırlı kalacağı ifade ediliyor. Gelişmekte olan ülkeler için Çin ekonomisinin yavaşlamasının aşağı yönlü bir risk teşkil ettiği ifade ediliyor. Ancak Çin ekonomisindeki yavaşlamanın Türkiye için herhangi bir risk ifade etmediği de 45. maddede bu bilginin paylaşılmamasıyla ortaya konuyor. Bir başka deyişle, Çin'deki gelişmeler dünyadaki tüm gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek ama Türkiye'yi etkilemeyecektir deniyor. Dünyada artan finansal dalgalanmaların gelişmekte olan ülkelere risk teşkil edeceği ifade ediliyor. Ancak Türkiye için finansal dalgalanmaların olmayacağı tahmin ediliyor. Dünya için zayıf seyreden küresel talep ve bunun sonucunda zayıf seyredecek bir küresel ticaret hacminden bahsediliyor. Ancak Türkiye için bu riskin olmadığı, ılımlı bir artışla kademeli olarak küresel talebin canlanacağı ve bunun da Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağı ifade ediliyor. Dünya için 2016 yılında Amerika'da yapılacak başkanlık seçimleri, İngiltere'nin kendi içerisinde tartıştığı Avrupa Birliği'nden çıkma senaryolarının bir risk teşkil ettiği, ancak gelişmekte olan ülkeler için risk olan bu unsurların Türkiye için kayda değer olmadığı paylaşılmaktadır. Gelişmekte olan tüm ülkeler için dalgalı sermaye girişleri ve değer kaybeden para birimleri olacağı ifade edilmektedir. Ancak Türkiye'ye belli bir oranda finansman sağlayacak şekilde yabancı sermayenin giriş yapacağı, dövizin hiç değer kaybına uğramayacağı Türk lirasının ve bununla birlikte yurt içi tasarruflarında aniden bir sıçrama yapacağı ifade edilmektedir. Dünya için artan jeopolitik risklerden söz edilmekte, ancak Türkiye bölümüne gelindiğinde azalan jeopolitik riskler olduğu ifade edilmektedir. Türkiye hangi dünyadadır? Diğer gelişmekte olan ülkeler başka bir dünyada. Türkiye ekonomisi farklı bir dünyada mıdır? İşte bu gerçeklerden kopuk yaklaşım, esasında orta vadeli programın geri kalanının değerlendirmeye dahi alınmaması gerektiğini bize açıkça söylemektedir. Sizlerle bundan sonra paylaşacağım değerlendirmelerle vakit kaybetmemeliyiz esasında. Zira Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü bile yok. Bizim bu gerçekleri ortaya koymaktan çekinmeyen bir yaklaşımla, bu gerçekler ışığında bir kalkınma hamlesini tartışıyor olmamız gerekiyor. Önce ortaya yalanlar koyup, gelişmekte olan ülkelere bir hikaye anlatıp, Türkiye'yi başka bir masalın içerisinde anlatarak gerçekçi, sağlıklı bir orta vadeli program ortaya konulması mümkün değildir. Bu tartışmanın kendisi zaten bu orta vadeli programın herhangi bir somut ve gerçek beklenti ortaya koyabileceğini maalesef göstermemektedir. Bakın, bu çerçeve Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığı temelini yansıtmaktadır. Ancak sizinle iki bilgiyi paylaşmak istiyorum. Türkiye, gelişmekte olan ülkelerden bırakın olumlu ayrışmayı, olumsuz bir şekilde ayrışmaktadır. Dünyada ne oluyorsa, Türkiye'de bunun etkileri diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha olumsuz bir şekilde hissedilmektedir. Bunun en somut yansıması döviz kurunda yaşanan gelişmelerle ortaya çıkıyor. Türkiye, Rusya ile, Brezilya ile ve Güney Afrika ile beraber diğer gelişmekte olan ülkelerden hep olumsuz bir biçimde ayrışıyor. Türk lirası hep en çok değer kaybeden para birimleri arasında kendisine yer buluyor. Hani biz gelişmekte olan ülkelerden ayrı bir dünyadayız ya. Bu tablo bize şunu söylüyor. Türkiye ambargolar altında ezilmiş,
temel ihraç maddesi, fiyat maddesinin fiyatları düştüğü için ihracat gelirleri azalmış Rusya'yla. Ciddi yolsuzluklar altında ezilmiş, mali disiplinsizlikle bütün dünyada tanınmaya başlamış Brezilya'yla ve sık sık bakanlar değiştirerek ülke içerisinde risk yaşayan Güney Afrika'yla beraber sınıflandırılmaktadır. Bu gerçeği ortaya koyamayan bir yaklaşım Türkiye'nin sorunlarına maalesef çözüm üretemez. Aynı tabloyu risk primlerinde de görüyoruz. Türkiye burada da Brezilya, Güney Afrika ve Rusya ile beraber. Yani gelirleri düşen Rusya, yolsuzlukla mücadele eden Brezilya ve iç belirsizliklerle yoğrulmuş Güney Afrika ile beraber Türkiye'de en riskli ülkeler arasında sınıflandırılıyor. İşte bu sebeple hükümeti bir kez daha bütçeyi meclise göndermeden bu orta vadeli programı gerçekçi temeller üzerine inşa etmeye davet ediyoruz. Önce Türkiye diyen sorumluluk yaklaşımımızla sizinle bu konuları detaylı konuşuyoruz. Ancak iktidar ve ülke yönetimi ciddiyet gerektirir. Bu ciddiyetten yoksun bir orta vadeli programla Türkiye'yi meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Hükümeti işini ciddi yapmaya, ülkeyi yönetmeye ve ortak aklı üretmeye bir kez daha davet ediyoruz. İzin verirseniz her bir varsayımın suni OVP'deki yansımasını ve esasında olması gereken gerçek OVP'deki yansımalarını sizlerle paylaşmak ve bu suni ortamla nasıl sonuçların ortaya çıktığını da paylaşmak istiyorum. Suni OVP 2015 yılını takiben 2015'e kıyasla daha ılımlı bir küresel büyüme ve daha önemlisi uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan tahminlerde en iyimser olan tahmin oranında büyüyeceğini söylüyor. Uluslararası kuruluşlar işlerini ciddiye alarak makroekonomik çerçeveler üretirler. Ancak bu çerçeveler sonucunda ortaya konan tahminlerin de biz genelde iyimser olduğunu biliriz. İşte bu tahminler arasında en iyimserini Türkiye için temel almak, bir kez daha Türkiye'yi gerçeklerden koparmaktır. Oysa ki gerçek OVP'de küresel büyümenin 2015'teki düşük düzeyine kıyasla nispeten artabileceği ama IMF tarafından tahmin edildiği gibi %3,6 değil de en yeni verilerle Dünya Bankası tarafından Ocak 2016'da bizlerle paylaşılmış olan raporda tahmin edildiği gibi belki de %2,9 olabileceği gerçeği üzerinden Türkiye'nin kendisini her tür ekonomik senaryoya hazırlaması gerekir. Gerçekçi olmayan küresel büyüme tahmini, Türkiye'de suni bir büyüme, suni bir ihracat başarısı ve suni bir cari açık tahmini ortaya koymaktadır. Yani bizlerle paylaşılmış olan bu orta vadeli program, suni bir küresel büyüme ve aşırı iyimser bir küresel büyüme tahmini üzerine inşa edildiği için Türkiye'nin gerçekten yakalayacağı büyüme oranını yansıtmamakta, gerçekten yakalayacağı ihracat performansını yansıtmamakta ve cari açığı da aşırı iyimser tahmin etmektedir. Aynı tablo bütün unsurlarda devam etmekte. İkinci bir madde, belirsizlik ortamının azalacağı ifade ediliyor. Ancak bu belirsizliğin ne olduğu orta vadeli programda tanımlanmıyor. Ancak biz işini ciddiye alıp ciddiyetle yapan bir kurum olarak geri döndük ve Ekim ayında hükümetin yayınlamış olduğu ilk 2016-2018 orta vadeli programında belirtilen bu belirsizliğin iç siyasi belirsizlik olarak tanımlandığını tespit ettik. Suni orta vadeli program Türkiye'ye bir iç siyasi belirsizlik olmadığı varsayımıyla program hazırlamıştır. Oysa Türkiye ciddi bir iç siyasi belirsizlikle
ve bu iç siyasi belirsizliğin ortaya koyduğu zedelenmiş toplumsal barışı yeniden inşa etme yükümlülüğünde olduğu bir 2016 ile karşı karşıyadır. Doğru, tek partili bir iktidar kurulmuştur. Bir parti devleti inşa edilmiştir. Doğru, bu parti devleti toplumsal barışı Türkiye'de tamamen yıkmıştır. O zaman bizim 2016 ve 2018 orta vadeli programında yeniden Türkiye'de bir toplumsal barış inşasının ekonomik boyutlarının ne olacağını açıkça ortaya koyma cesareti gösterecek bir iktidara ihtiyacımız vardır. Güneydoğu'da herhangi bir çatışma yokmuş gibi, terörle her gün şehitler vermiyormuşuz gibi, bununla mücadele eden güvenlikçi yaklaşımın altında vatandaşlarımız ezilmiyormuş gibi ve bunun sonucunda kaybedilen canlarla beraber daha hafif bir yük olmakla birlikte ciddi bir ekonomik maliyet ortaya çıkmıyormuş gibi hazırlanmış bir orta vadeli programın bu sorunlara çözüm üretmesi de beklenemez. İddia ettiği gibi kapsayıcı bir büyüme ortaya koyması da beklenemez. Gerçekçi bir ekonomik tablo ortaya koyması da beklenemez. Bir üçüncü ifade orta vadeli programda Türkiye'de jeopolitik risklerin azalacağıdır. Bırakınız jeopolitik risklerin azalacağını, bu işin uzmanları 2016 yılının dünyada son 10 yıllarda görülmüş en yüksek jeopolitik riskleri yaşayacağı dönem olduğunu ifade etmektedir. Ancak kendi içine kapanmış olan iktidarın ve AKP hükümetinin dönüp dışarıda yazılan bu analizleri okumaya vaktinin olmaması doğaldır. Biz onlara buradan anımsatıyoruz. 2016, dünyada jeopolitik risklerin arttığı bir dönem olacaktır. Ve jeopolitik riskler AKP iktidarının kötü yönetimi sebebiyle Türkiye'nin bir iç sorunu haline gelmiştir. Ankara bombalamasında da bunu gördük. Suruç'ta da bunu gördük. Dün Sultanahmet'te de bir kez daha artan jeopolitik riskleri Türkiye içine taşıyan yaklaşımın nasıl vahim sonuçlar ortaya çıkarabileceğini de gördük. Biz bugün sizlerle ekonomi konuşuyor olduğumuz için maliyet üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz ama paha biçilmez can kayıpları olduğunun da altını çizmek bizim yükümlülüğümüz. Suriyeli göçmen sorunu yokmuş gibi, Rusya ile herhangi bir kriz yokmuş gibi, Türkiye'nin yapması gerektiği gibi kapılarını açarak Türkiye'ye almış olduğu Suriyeli göçmenlere sağlamak zorunda olduğu ve mükellef olduğu entegrasyon programına ihtiyacı yokmuş gibi davranma lüksü yoktur. Gerçek bir orta vadeli program, jeopolitik risklerin arttığı gerçeğini kabul eder. Bu risklerin bir iç soruna dönüşmüş olduğu gerçeğini kabul eder. Bunların Suriyeli göçmenlerin ekonomiye kısa vadede entegrasyonu için ihtiyaç duyulan sosyal bütçe, orta vadede entegrasyonları için ihtiyaç duyulan istihdam politikalarını açık ve net bir şekilde ortaya koyan bir çerçeve sunmakla yükümlüdür. Rusya krizi. Sınırlarımızın ihlali sonrasında düşürülmüş olan uçağın yarattığı sonuçları bir krize dönüştürmüş olan hükümet, bu kriz yokmuş gibi orada faaliyet gösteren Türk müteahhitleri zor durumda değilmiş gibi, oraya ihracat yapan Antalyalı meyve sebze üreticileri zor durumda değilmiş gibi, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'deki turizm sektörü zor durumda değilmiş gibi davranma lüksü yoktur. Gerçek bir OVP, turizm gelirlerinde sıkıntı olacağını, gerçek bir sosyal devlet yükümlülüğüyle Suriyeli göçmenleri Türkiye'ye entegre edecek bir sosyal bütçenin bir gereklilik olduğunu,
ve bunlara karşı adım atması gerekenin de iktidar olduğu gerçeğini kabul eder ve buna göre çerçeve koyar. Bunların hiçbirisini içerisine almayan bir OVP'nin büyüme rakamı da ciddiye alınmaz, işsizlik rakamı da ciddiye alınmaz, cari açık rakamı da ciddiye alınmaz, büyümenin kapsayıcı olacağı söylemi de ciddiye alınamaz. FED faiz kararları Türkiye'yi etkilemeyeceği söylenmektedir. Peki bir soru sormak istiyorum. Böyleyse nasıl oldu da 2016'nın başından itibaren dünyada en ufak bir sıkıntı olduğunda Türk lirası zıpladı? Bu konu kendi başına detaylı tartışılması gereken bir konu olduğu için burada en ince ayrıntılarına girmeyeceğim ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan 2 hafta önce bu konuda detaylı bir değerlendirme notunu paylaştık. Hükümetin atması gereken acil politika adımlarını da paylaştık. Ancak herhangi bir politika adımı atılmadan önce ilk yapılması gereken gerçeğin kabul edilmesi. Türkiye'nin 2016 döneminde ekonomik olarak karşılaşacağı en büyük ve en doğrudan risk Fed'in faiz kararlarıdır. Bunun için de acilen Türkiye'de bağımsızlığı olan bir merkez bankasına ve bu bağımsızlığının güvencesini kendilerine taahhüt ettiğimizi bir kez daha anımsatarak sağlıklı ve etkin bir para politikasına geçiş yapması gerekmektedir. Raporda bir diğer ifade edilen ve önemli unsur da reformlar. 9. sayfadan itibaren bir dizi politika paylaşılıyor. Dünya değişmiş, değişimi sizinle paylaştık. Bu değişen koşullar içerisinde politikaların da değişmesi beklenir. Türkiye'nin ihtiyaçları dinamik. Bu dinamik doğayı yakalayabilecek yenilikçi doğada bir politika çerçevesine ihtiyacı vardır. Oysa neyle karşı karşıyayız? Kes, kopyala, yapıştır. Kasım 2014'te 25 dönüşüm programı paylaşılmıştı. Ocak 2016'dayız, hala 25 dönüşüm programı paylaşılıyor. Sayın Bakan, pazartesi günü sunumunda şu ifadeyi kullandı. 1248 madde sunmuştuk, 300'ünü tamamladık dedi. Biz kamuoyuyla tamamlanmış olduğu iddia edilen bu maddelerin paylaşılmasının bir yükümlülük olduğunu düşünüyoruz. Ve Sayın Bakan'ı bu 300 maddeyi bizlerle paylaşmaya ve daha önemlisi bu 300 madde gerçekten yapıldıysa bunlar sonucunda elde edilmiş olan başarıları bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz. Zira eğer bu 300 madde yapıldıysa Türkiye'nin herhangi bir ekonomik sorununu çözmüş değildir. Türkiye hala düşük büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık altında vatandaşlarını ezen bir ekonomiyle karşı karşıyadır. Bir kez daha Sayın Bakan'ı bizlerle bu bilgileri detaylı paylaşmaya ve kamuoyu önünde bunların ne işe yaradığını, etkilerinin ne olduğunu tartışmaya davet ediyoruz. 2006 yılında hükümetin sunmuş olduğu bir reform maddesinde bir kez daha anımsatmak istiyoruz. Hükümetin yükümlülüğü ortaya koyduğu politikaların etki analizlerini bütçe yapılmadan paylaşmak ve değerlendirmelerini de uygulamalardan sonra kamuoyuyla paylaşmakla mükelleftir. Ancak hala bize reform paketi içerisinde Türkiye'de gerçek bir etki değerlendirme analizi yapmak için kurumsal yapıların kurulacağı ifade edilmektedir. 10 yıl geçmiş. 10 yılda etki analizi yapabilecek bir kurumsal yapı inşa edememiş bir iktidarın Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkarması, Türkiye'yi orta teknoloji tuzağından çıkarması, Türkiye'yi orta insani gelişmişlik tuzağından çıkarmasını beklemek maalesef hiç gerçekçi değildir. Bir orta vadeli programın vadesi ve doğası gereği uzun vadede ortada çıkacak riskleri de tartışması ve buna karşı bugünden atılacak adımları tanımlaması gerekmektedir. Biz bir kez daha hükümete yol gösterici olmak için burada sadece uzun vadeli risklerin 4 tanesini paylaşıyoruz. Dilerlerse onlarla bir araya gelerek Türkiye'nin hangi risklerle karşı karşıya olduğunu
ve bu konuda hangi politikaların uygulanması gerektiği görüşümüzü de paylaşırız. Dünya küresel iklim değişikliği tehdidi altında ve bunun için küresel adımlar atmak için bir çaba sarf ediliyor. Bu orta vadeli programda bu sarf edilen çabaya dair tek bir satır bile yok. Türkiye bu küresel iklim değişikliğinden etkilenmeyecek mi? Türkiye başka bir dünyada mı? Veya taahhüt ettiği uluslararası maddeleri uygulamayacak mı? Türkiye başka bir dünyada mı? Siber güvenlik sorunu bütün dünyanın şu anda tartıştığı, bu güvenliği sağlayacak altyapı yatırımlarını yaptığı bir dönemden geçiyor. Doğru, interneti kesebilirsiniz. Doğru, iletişim kanallarını kapatabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde bir güvenlik sorunu olmadığını iddia edebilirsiniz. Biz AKP iktidarının bu yaklaşımının yanlış olduğunu, fikir özgürlüğünün en temel iktisadi ihtiyaç olduğunu da buradan anımsatmak istiyoruz. İfade özgürlüğünü sınırlayan değil, siber güvenliği sağlayarak farklı fikirlerin tartışılmasına imkan veren bir zeminin hazırlığı bu orta vadeli programda maalesef yok. Dünya ekonomik ilişkileri yeniden şekilleniyor. Transatlantik ilişkiler değişiyor. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması TTIP müzakereleri hala devam ediyor. Türkiye masanın etrafında yok. Olmalı. Olmak için gösterdiği gayreti destekliyoruz. Hükümetin bu yönde attığı adımların önemli olduğunu ve bunun daha etkin yapılması gerektiğini buradan bir kez daha anımsatıyoruz. Ancak kaybedecek vaktimiz yok. Masanın etrafına oturmadan da bu anlaşmanın Türkiye ekonomisine etkilerinin ne olacağı ve bu etkilerin vatandaşımıza olumsuz yansımaması için atılması gereken adımlar bu orta vadeli programda olmak zorunda. Yoksa Türkiye bir kez daha beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp sonradan politika üretme faaliyetine girişecek. Çin. Çin'deki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği ortada. Bırakın finansal piyasalarda Çin'in yarattığı dalgalanmaları. Onları da takip etmek zorundayız. Ama onun çok ötesinde. Çin, orta ve uzun vadede stratejik ekonomik gücünü dünyada arttıracak önemli adımlar atıyor. Bunlar Türkiye'yi etkileyecek. Çin'in liderliğinde kurulmuş olan Asya Altyapı Yatırım Bankası bu yıl işlevselleşiyor. Türkiye bu gerçeklerle nasıl bir orta vadeli program ortaya koyuyor? Bu gerçeklerin olmadığı bir orta vadeli programın Türkiye'yi ihtiyaç duyduğu yere taşıması mümkün değil. Çelişkiler sadece varsayımlarda değil, tabii varsayımlar çelişkili olunca sonuçlar da çelişkili ortaya çıkıyor. İzin verirseniz burayı boş bıraktım çünkü çelişkiler o kadar çok ki burada bir slayda sığmayacak kadar detay mevcut. Ancak sizlerle yazılı olarak paylaştığım hususların üzerinden geçmek istiyorum. Bu tutarsız suni makroekonomik çerçeve ortaya şöyle bir suni makroekonomik tahmin ortaya koyuyor. Türkiye iç tüketimle canlanacak, ancak enflasyon düşecek, canlanan iç tüketime rağmen cari açık da düşecek. Evet, ben de bir iktisatçı olarak bu süper üçlünün gerçekleşmesini istiyorum. Ancak ben bir siyasetçi ve ülke yönetiminin bir ortağı olarak hükümeti bir kez daha ciddiyete davet ediyorum. Bizler süper güçlüler tanımlamakla değil, gerçek ekonomik tabloları ortaya koymakla yükümlüyüz. İç tüketimle canlanan bir ekonomide bu iç tüketim canlanması mutlaka enflasyona yol açacaktır. Bu enflasyonun kontrol altına alınması için
farklı bir para politikası çerçevesine geçilerek enflasyon düşürülecekse o zaman bu süper üçlü yakalanabilir. Ancak orta vadeli programın içerisinde ifade edilen para politikası normalleşme koşullarını yurt dışına bağlamış, Türkiye ile ilgilenmeyen, çünkü siyasi baskı altında ezilmiş bir Merkez Bankası'nın para politikasıdır. Bir başka deyişle, para politikası aynı şekilde devam edecektir. Bu şekilde devam eden bir para politikasıyla canlanan iç tüketim mutlaka enflasyonu artıracaktır. Bu gerçeği tespit edemeyen bir orta vadeli programın mutfaktaki yangını söndürmesi, asgari ücreti arttırması, sosyal adalet sağlaması, faizleri düşürmesi, Türk lirasına hak ettiği değeri kazandırması beklenemez. Aynı makroekonomik çerçevede iç tüketim artarken bu büyümenin yurt içi tasarruflarla finanse edileceği söyleniyor. Bir geliriniz var. Bu gelirinizle ya tüketiyorsunuz ya da tasarruf yapıyorsunuz. Orta vadeli programın suni bir şekilde ortaya koyduğu çerçeve şunu iddia ediyor. Bir geliriniz var. Hem tüketiyorsunuz hem de yatırımları finanse edebilecek kadar da tasarruf yapıyorsunuz. Ben de bir iktisatçı olarak bunun gerçek olmasını istiyorum. Ama ben ciddi bir iktisatçı olarak bunun mümkün olmadığını da biliyorum. Türkiye yurt içi tasarruflarını arttırmak zorundadır. Bu tespit doğrudur. Ancak yurt içi tasarruflar İnşallah bu sene artacak diyerek artmamaktadır. Bunun için 2014 Kasım'da ortaya konmuş olan tasarrufların artmasına yönelik eylem planının neden 1,5 yıl geçmiş olmasına rağmen uygulanmadığı da önemli bir sorudur. Uygulanmayan bir eylem planının sonucunda tasarrufların artacağını beklemek, kaderci bir yaklaşım ötesine geçmemektedir. Ciddiyetle yönetilen bir ekonomide kaderine terk edilemeyecek kadar kıymetlidir. Değerli arkadaşlar, bütün bu çerçeve ışığında Türkiye'nin sağlam temellere oturmuş, gerçekçi varsayımlarla tahmin edilen bir makroekonomik çerçeveye ihtiyacı olduğu aşikardır. Bir kez daha iktidarı bu gerçek OVP'yi ortaya koymaya davet ediyoruz. Bizler kendilerine yol gösterici ve öncü olmak adına bugün kamuoyuyla gerçek bir OVP'de olması gereken varsayımları ve dışsal faktörlerin değerlendirmesini paylaştık. Bu gerçek OVP temeli inşa edildikten sonra da gelecek hafta sizlerle bu gerçeği destekleyecek, tamamlayacak ve Türkiye'yi orta gelir tuzağından, orta teknoloji tuzağından ve orta insani gelişmişlik tuzağından kurtaracak yeni kalkınma hamlesinin ne olması gerektiğiyle ilgili bir sohbette buluşacağız. Türkiye vizyonunu kaybetmiş, yılgın, yorgun, politika üretme becerisinden yoksun, reform iradesini kaybetmiş bir iktidara hapsolmuştur. Oysa dinamik, dünyayı doğru okuyan, yeniliklere açık, farklı fikirleri takip eden, bu fikirlerden ortak akıl üretebilen, öncü olan, veri temelli siyaset ve politika üreten Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin ihtiyaçlarını da ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gereken yeni kalkınma hamlesini de ortaya koymaktadır. Sizlerle içi dolu, çelişkiler olmayan bir orta vadeli programa dayanan ve Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını karşılayacak yeni kalkınma hamlesini gelecek hafta paylaşıyor olacağız.
Tekrar bizlerle bir araya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız, onları da sizlerle konuşmak isterim. Teşekkürler. Ahmet Ergen soracak galiba. Buyurun. Bu temel değerlendirmelerin ışığında makro göstergelere yönelik hedefleri, rakamsal hedeflere ne diyorsunuz ve sizin tahminleriniz ne yönde? En azından enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık gibi başlıklarda. Biz bu detaylı sunduğumuz rapor içerisinde her bir yanlış ve suni varsayımın ortaya çıkardığı yanlış makroekonomik etkiye dair somut değerlendirmeler yaptık. Ama birkaçının örneğini paylaşayım. Ve sizlerle hani bu bizim makroekonomik tahminlerimizi de burada paylaşmış olayım. Bakın, Rusya krizi yaşandı. Rusya krizi sonucunda Türkiye'nin 2016 büyümesinin yaklaşık yarım puanla bir puan arasında azalacağına dair çok somut politika analizleri var. Neden azalacak? Türkiye'nin ihracatı azalıyor. Türkiye'ye gelen 4,5 milyon Rus turistin krizden sonra ve dün yaşadığımız terör saldırısından sonra gelip gelmeyeceğine dair çok ciddi soru işaretleri var. Buradan ciddi bir gelir kaybımız olacak. Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerinde ikinci büyük pazarı Rusya. 10 milyar dolarlık yurt dışı müteahhitlik faaliyeti yapıyoruz yılda Rusya'da. Hepimizin burada çalışan arkadaşları, dostları, aile fertleri var. Şu anda çalışamıyorlar. Demek ki Rusya krizinin bir ekonomik etkisi olacak. Bu ekonomik etki de büyümede yaklaşık yarım puanla bir puanlık bir azalış anlamına geliyor. Şimdi dün mecliste bu konunun araştırılması için bir komisyon kurulmasına yönelik bir önerge tartışıldı. Sizce ne oldu? Önerge AKP tarafından verilmediği için reddedildi. Yani iktidar bize şunu söyledi: araştırmaya değmez. Rusya ile bir kriz olabilir ama bizi ilgilendirmez. Oysa ki ilgilendiriyor. %4,5 büyüyeceğiz diyerek büyümek mümkün değil. Bu 4,5'un en az yarım puan daha düşük olacağı, sadece Rusya krizi sebebiyle en az yarım puan daha düşük olacağını söylemek mümkün. Bu etkilerden sadece bir tanesi. Bunun ötesinde küresel büyümenin de bu tahminlerin temelini oluşturduğu kadar yüksek olmayacağı öngörümüz var. Bunu şu sebeple söylüyorum. Ocak 2016'da, yani daha geçtiğimiz iki hafta içerisinde Dünya Bankası en güncel veriyle bir küresel tahmin yaptı. Ve dedi ki, daha önce 3'ün üzerinde büyüyeceğini tahmin ettiğimiz dünyanın 2016'da %2,9 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Yani aşağı yönlü bir revizyon yaptı. Bu Türkiye için ne demek? Türkiye'nin ihracatının %75'i gelire duyarlı ihracat. Yani yurt dışında gelirler düştüğü zaman Türkiye'nin ihracatının %75'i doğrudan etkileniyor. Hani geri kalanı da etkileniyor ama bu %75 doğrudan etkileniyor. Ve akademik çalışmalar bize şunu gösteriyor. Her bir puanlık küresel büyüme kaybı veyahut da gelir kaybı, Türkiye'nin ihracatının büyümesinin de yaklaşık bir puan, 0,89 oranında düşmesine sebep oluyor. O zaman buradan söylüyoruz, eğer büyüme %3,6 değil de dünyada %2,9 olursa Türkiye ihracatının büyümesinin de yaklaşık bir puan daha az olması öngörülmelidir. Bütün bunları topladığınız zaman %4,5'luk büyümenin aşırı iyimser olduğu, son 4 yıl içerisinde yakalanan %3'lük ortalamanın ötesine Türkiye'yi taşıyacak bir çerçevenin olmadığı, %3'ü dahi yakalayabileceğimiz bir zeminin
zor olduğunu görüyoruz. Enflasyonun hedefi yıllardır %5. Yani bugün ben oğullarım Can ve Aksel'e desem ki çocuklar gelin bir makroekonomik program yazalım. Sizce enflasyon hedefi ne olsun? %5 derler. Çünkü onların doğduğu ve büyüdüğü Türkiye'de birisi 6 yaşında birisi 11 yaşında enflasyon hedefi %5 olmuş. Tutmuş mu? Evet, dünyada kriz olduğunda tutmuş. Hani hiçbir şey bizimle ilgili değil ya. İktidar bize hep öyle anlatıyor ya. Doğru. Enflasyon hedefinin tuttuğu yıl bizimle ilgili değildi. Dünyada işler kötü gittiği için Türkiye'de enflasyon hedefi tuttu. Ha, dünyada işler düzeldi, Türkiye'de enflasyon hedefi tutturulamaz oldu. Neden? Ben size nedenlerini de sayayım. Yine bu raporu da Can ve Aksel yazabilir. Hükümetin enflasyon raporu, Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarını hükümet dedim, zira bir bağımsızlık olmadığı için doğal bir dil sürçmesi yaşandı. Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında karşımıza gelecek paragrafı bugünden sizlerle yazabiliriz. Enflasyon hedefi tutmamıştır. Çünkü ah şu döviz kuru yok mu? Kim yükselttiyse Türk lirası değer kaybetti. Ah şu vergiler yok mu? Kim koyduysa bu vergiler arttı. Ah şu gıda fiyatları yok mu? Kim arttırdıysa Türkiye'de gıda enflasyonu oldu. Doğru, bunların hiçbirisi doğrudan Merkez Bankası'nın görevi değildir. Merkez Bankası'nın doğrudan görevi çekirdek enflasyonu kontrol etmektir. E buyurun çekirdek enflasyonun grafiğini paylaşayım sizinle. Burada bir artış eğilimi mi görüyorsunuz, azalış eğilimi mi? Yine Can ve Aksel'e sorsam çekirdek enflasyondaki artış eğilimini görebilirler. Bu durumda Merkez Bankası'nın döviz suçlu, vergiler suçlu, gıda fiyatları suçlu mu demesi gerekir? Yoksa görevi olduğu şekilde enflasyonu kontrol altına alacak sağlıklı ve normalleşmiş bir para politikası mı uygulaması gerekir? Şimdi bu değişikliklerin yapılmayacağı söylenen bir orta vadeli programda ben sizlere şimdiden 2016 enflasyon hedefinin tutmayacağını söyleyebilirim. Tutmadığı durumda Merkez Bankası'nın yazacağı raporu da bugünden sizlerle paylaşabilirim. Döviz kuru artacaktır. Türk lirası değer kaybedecektir. Gıda fiyatları enflasyonu normal enflasyonun üstünde kalacaktır. Türkiye vergi koymaya devam edecektir. Bunlar sonucunda da enflasyon hedefi tutmayacaktır. Ha, Merkez Bankası gibi %6'lara inebileceğini de düşünmüyorum. Hani hedefinin ötesinde beklentisi de tutmayan bir Merkez Bankası ile de karşı karşıyayız. Şimdi Sayın Hocam, özellikle bu orta vadeli programın varsayımlarından konuşurken hani dünya ve Türkiye istikrar ve benzer, bir de bazı önemli değişkenlerle ilgili varsayımlar yapılmış olmalı. Biz onu programda görmüyoruz ama mesela bir dolar kuru tahmini yapılmış olmalı. Bir de en önemlisi petrol fiyatı tahmini yapılmış olmalı. Şimdi bizim çıkardığımız dolar kuru tahmini 2016 için 2.99'du. Siz de programınıza koymuşsunuz. Bunun söylendiği, ya bu açıklamanın yapıldığı sıradaysa dolar kuru 3.04'tü. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir de petrol fiyatı tahmini var. Onu göremiyoruz. Ama öyle bir hesaplama var ki bazı ekonomistler şöyle bir hesaplama yapıyorlar. Cari açıktaki düşüş öyle bir düşüş ki, yani büyüme sürüyor. Cari açıkta bir düşüş oluyor. Yapısal herhangi bir karar alınmış değil ya da hayata geçirilmiş değil. Bu mevcut petrol fiyatlarının %70 daha düşüğüne bizim petrol fiyatı, petrolü alacağımız varsayımına dayanıyor. Hani bilmediğimiz bir anlaşma mı var petrol satın almada falan. Şimdi mesele şu, bir de şu enflasyon hedefiyle ilgili soracağım. Şimdi bu enflasyonu hükümet belirliyor. Merkez Bankası ile birlikte hedefi hükümet belirliyor. Bu hedef tutmuyor. Yıllardır da tutmuyor. Sizin o yazdığınız metinleri biz yazardık. Yani Merkez Bankası'nın mektup yollamasına az bir zaman kala biz hazırlardık ki hani bir an önce verelim gündeme açıkladığında diye. Mesele şu, biz bu enflasyon hedeflemesi sisteminden mi vazgeçmeliyiz? Siz olsanız bu enflasyon hedeflemesi sistemini mi kaldırmayı düşünürsünüz? Yerine ne ikame edersiniz? Bir de bu
sizin Mayıs terimlerinizi sormak için dolar kuru ve petrol fiyatına. Yani olur da hükümet bir anlaşma yapar, petrol fiyatına hakikaten çok Katar'la, Suudi Arabistan'la bir anlaşma yapar, çok ucuza petrol sağlayacaktır 2016'da, bu cari açık rakamı tutmaz mı? O zaman da tutmaz mı dersiniz yani? Eğer AKP iktidarıysanız şöyle dersiniz, vallahi ben yapmadım. Şimdi yani bunlar işte hep doğru sorular. Yani zaten ortaya koymaya çalıştığımız gerçek de bunların hepsinin çok sorumsuzca bir şekilde yapıldığı gerçeği. Döviz kurundan başlayalım. Orta vadeli programın kendisi evet 2016 için 2,99 gibi bir döviz kuru tahmini yapıyor. Bu mümkün mü? Mümkün. Nasıl olabilir? Siyasi risk olmazsa, Merkez Bankası bağımsız olup gerçekten bir etkin para politikası uygularsa, mali politika samimi bir disipline kavuşursa, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği gibi kesin hesap komisyonu kurulur. Gerçekten nerelere harcama yapıldığı bilinir. Harcamalar bu doğrultuda etkinleştirilirse, yani ülke iyi yönetilirse döviz kurunun 2.99 değil 1.99 olması da mümkün olur. Ancak Merkez Bankası'nı bağımsız kılmadığınız, para politikası araçlarını kullanmasına izin vermediğiniz, kesin hesap komisyonu kurmayı reddederek vatandaşı şeffaf ve hesap verebilir bir devletten yoksun bıraktığınız ve her gün ülkede siyasi riski arttırdığınız bir zeminde Türk lirasının değer kaybetmemesini beklemek iktisat bilmemek demektir. Ha, bazı siyasetçiler bilmeyebilir. Faiz mi enflasyona yol açar, enflasyon mu faize? Ama bakanların bilmesi gerekir. Bakanların sunduğu orta vadeli programlarında bunları ortaya koyması gerekir. Dolayısıyla bizim siyasetçi olarak bir rakam vermemiz doğru değil. Ama ben bir siyasetçi olarak şunu söyleyebiliyorum. Siyasi riski düşürmezseniz, ülkeyi gerçekten yönetmezseniz, Türk lirası çok daha fazla değer kaybeder. Zaten hükümeti işte bu daha iyi yönetime davet ediyoruz. Çünkü Türk lirasının bu düzeyde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi siz bunu bir kenara koyalım dediniz. Esasında kenara koyulabilecek bir şey değil. Yani sizin de söylediğiniz gibi dövizi yanlış tahmin eden bir yaklaşım zaten geri kalan hiçbir şeyi doğru ortaya koyamaz. Şimdi buradan hükümete bir teşekkür yapalım. Teşekkürümüz şu, tabloya iki satır geri gelmiş. Hani düşmüşlerdi ya tablodan Ekim'de. Satın alma gücü paritesine göre gelir raporlanmaya başlamıştı. Ama burada tekrar cari dolarla gelmiş. Ama bu sefer ne olmuş? Doları istediğiniz gibi tahmin ederseniz o rakam tekrar 10 bin dolara çıkabiliyor. Ama onu 2.99 değil de olması gerektiği düzeye çekerseniz 8 bin lira kadar inebildiği de gözüküyor. Yani biz rakamları görmek istemiyoruz. Doğruyu görmek istiyoruz. Oralara satır ekleyerek değil, o satırları gerçeklerle doldurarak ülke iyi yönetilir. Burada da bir sıkıntı var. Şimdi petrol fiyatlarına gelince raporun bir yerinde 39,7 dolarlık bir öngörü paylaşılıyor. Ancak sizin de dediğiniz gibi yapısal reformları yapmayan, üretimin ithalata bağımlı yapısını değiştirecek adımları atmayan bir Türkiye ekonomisinde cari açığı tek düşürebilecek faktör petrol fiyatlarının daha da düşmesidir. Bugün itibariyle zaten 30 dolarlara gelmiş petrol. Demek ki artacağını öngörüyor. Şimdi hem diyor ki 30'dan 39,7'lere doğru çıkacak ama merak etmeyin. Bizim cari açımız büyümeyecek. Ne olacak da büyümeyecek? O zaman siz doğru soruyu soruyorsunuz. Hani bizim bilmediğimiz bir Türkiye fiyatı mı var petrolde? Müthiş bir enerji anlaşması mı yapıldı? Dün mecliste Sayın Enerji Bakanı orada olduğu için muhalefet milletvekilleri epey soru sordular. Ancak Enerji Bakanımız sohbet halinde olduğu için hiçbir soruya yanıt veremedi. Belki bu soruya yanıt alabiliriz burada kamuoyu önünde sorarak. Hani bizim bilmediğimiz bir petrol fiyatı mı var? Bunu söylemekle birlikte gerçekçi bir tabloyu ortaya koymak adına şunu da anımsatmak istiyorum. Dün IMF Başkanı'nın yaptığı bir açıklama oldu.
ve dünyada petrol fiyatlarının düşük seyredeceği öngörüsü kendileri tarafından da paylaşıldı. Benzer şekilde diğer uluslararası kuruluşlar da bu sene petrol fiyatlarının düşme ihtimalinin de olduğunu söylüyor. Ama buradan şunu görüyoruz. Petrol fiyatları oynak bir değişken. Ne olacağına dair öngörü, sağlıklı öngörü yapmak zor. O zaman Türkiye'nin 20 dolara da 70 dolara da hazır bir orta vadeli program ortaya koyması gerekiyor. Orta vadeli programlar sadece bir rakam vermek için yapılmaz. Olası risklere karşı ülkenin sigortalarının da ne olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu sigortada, bu programda yok. Enflasyon hedeflemesi asla tutmayan Türkiye'de değişmesi gereken şey enflasyon hedeflemesi çerçevesi midir sorusunun yanıtı hayır. Türkiye'de sorun enflasyon hedeflemesi çerçevesi değil. Bu çerçeve ışığında politika üretmesi gereken Merkez Bankası'na bu imkanın verilmemesi sorunudur. Merkez Bankası Türkiye'de teknik olarak işine çok hakim. Bu insan kaynaklarına sahip ve iş yapma niyeti olduğu dönemde ki bunu da akademik çalışmalar gösteriyor. 2009 öncesinde Merkez Bankası'nın bir iş yapma niyeti vardı. İş yapabilecek kadar bağımsız bırakılmıştı. Bu dönemde enflasyon 6.2'ye kadar düşürülebilmişti. 2009'dan sonra ne değişti? Enflasyon hedeflemesi çerçevesi aynı. Değişen şu oldu, Merkez Bankası niyetini kaybetti. Çünkü Merkez Bankası ciddi bir siyasi baskı altına girdi ve işini yapamaz hale geldi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi enflasyon hedeflemesi çerçevesinin değişmesinden ziyade bu çerçeveyle uyumlu Merkez Bankası bağımsızlığının inşa edilmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Bunu sağlayacak olan siyasilerdir. Onun için bir kez daha buradan ben açık bir çağrı yapıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Merkez Bankası'nın yanındayız. Hak ettikleri itibarı kazanmaları, yeniden kazanmaları demek zorundayım. Ve işlerini yapabilmeleri için tek güvenceleri biziz. Ve biz bu güvence olmaya devam edeceğiz. Hedeflenen rakamlar gibi açıklanan rakamlar da sorun olduğu iddia ediliyor. TÜİK'in açıkladığı işsizlik olsun, enflasyon olsun. Onların gerçek olmadığıyla ilgili belge var kamuoyunda. Hatta vatandaşlar diyor ki Türkiye'nin alışveriş yaptığı market neresi? Açıklasınlar da biz de gidelim oradan alışveriş yapalım diye şeyler de var. Sizce bu gerçek mi yani? Bir araştırma yaptınız mı? Gerçek enflasyon sizce ne? Gerçek işsizlik sizce ne? Bir kamu kurumunun işini ciddi yaptığı inancımız sonsuz. Dolayısıyla TÜİK tarafından üretilen istatistiklerde bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Düşünmek istemiyoruz. Ancak bu istatistiklerin tam gerçeği yansıtması için başka istatistiklerin de yayınlanması gerektiğini de biliyoruz. Türkiye'nin gerçek enflasyonu nedir diye soran pazara gittiği zaman zaten enflasyonu görüyor. Gelirinizin eğer %25'ini gıdaya harcıyorsanız enflasyonunuz açıklanan enflasyon kadardır. Ama eğer siz asgari ücretle çalışıyorsanız, yani ancak şimdiden sonra 1300 lira kazanacaksanız ve Türkiye'de açlık sınırı 1400 liranın üzerindeyse, bir başka deyişle, kazandığınız her bir kuruşu aç kalmamak için gıdaya harcamanız gerekiyorsa enflasyonunuz %8,8 değil. Sizin enflasyonunuz gıda enflasyonu kadar. Gıda enflasyonu da %10'un üzerinde. Gerçek enflasyon budur. Gerçek işsizlik ise umudunu kaybetmiş, ülke yönetilmediği, ekonomisi ilerlemediği için bir iş bulamayacağını düşünen ve artık iş aramaktan vazgeçmiş olan 3 milyon insanımız olduğu gerçeğini kabul eden rakamdır. 3 milyon kişi iş arayıp bulamıyor. 1-3 milyon kişi de iş arasam da bulamayacağım düşüncesiyle iş dahi aramıyor. Ülkesinde yaşayanlara umut vermeyen bir iktidar, gerçek işsizliği 6 milyon kişiye ulaşmasına sebep oluyor. Burada bir kez daha altını çizeyim. TÜİK'in yaptığı iş ve söylediği rakamlar değil, bu rakamların ötesinde bir gerçeği ortaya koyma yükümlülüğü de bizlere düşüyor.
Erdem Bey. Efendim şimdi siz daha önce OHP'lerde sizden böyle bir eleştiri almamıştık. Şimdi görüyoruz. Ya bu Babacan dönemiyle şimdiki dönem arasında bir fark mı görüyorsunuz, yoksa geçmiş dönemlerde bir fırsat mı olmadı? Bir de Merkez Bankası Başkanı Nisan'da değişecek. Siz orada yapılacak değişikliği risk olarak görüyor musunuz? Yani işte başçı giderse büyük bir riskle karşı karşıya kalırız, ya da yani isim değişikliğinin bir önemin olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de işsizlikle ilgili biraz önce gerçi söylediniz ama hani OHP'ye baktığımız zaman 10.2 diye gidiyor, sonra bir anda düşüveriyor. Hani ne oluyor da düşecek? Ona bir açıklarsanız. Onu iktisatçı olarak açıklamam mümkün değil. Gönlüm açıklamak istiyor tabii ama ne olması gerektiğini söyleyebilirim. Sorunun ilk iki bölümü daha ziyade isimlerle ilgiliydi. Ancak burada bir prensibi paylaşmak için fırsat yarattığı için bu soruları çok kıymetli buluyorum ben. Türkiye ekonomisinin en temel sorunu isimler üzerinden siyasete sıkıştırılmış olmasıdır. Sayın Babacan'ın gidişine dair yaşanmış olan endişe ve yeniden siyasete ikna edilmiş olma süreci işte bu isme sıkışmış ekonomik yönetim anlayışından kaynaklanmaktadır. Meselenin isimde olmadığını da büyümede değişmeyen rakamlarla, enflasyonda artışın sürmesiyle, vatandaşımızın hala zor durumda olmasıyla görüyoruz esasında. Mesele kim olduğu değil, yapılan iş ve işin niteliği. Biz orta vadeli programı 2016-18'inkinin yeniden yapılacağı görüşüyle bu detayda sizlerle paylaşmamıştık. Ancak o zaman da aynı eleştirilerimiz bakiydi. Türkiye 2006'dan beri orta vadeli program yapıyor. Yine küresel kriz yıllarından çıkış yılları hariç hiçbir hedefini tutturamamıştır. Ya, Türkiye orta vadeli program yapıyor ama hepsi suni. Esasında program yapmıyor. Merkez Bankası Başkanlığı'nın değişimi kadar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun da büyük çoğunluğunun değişeceği bir ilkbahar dönemi bekliyor bizi. Bu tabii ki Türkiye için bir ekonomik değişim anlamına gelir. Bunu bir risk faktörüne dönüştürmeme yükümlülüğü iktidarın yükümlülüğüdür. Nasıl dönüşmez? Bugünden itibaren orada görev yapmasını öngördüğünüz isimleri paylaşırsınız. Kamuoyu onların iktisada bakışını, ekonomik politika çerçevelerini, anlayışlarını anlar ve yine meselenin isimde olmadığı, o ismin uygulayacağı politikalarda olduğunu tartışabileceği bir 4 ay kazanmış olur. Ancak geçmiş deneyimlerden de biliyoruz ki Merkez Bankası başkanları değişmesi gereken tarihten sonra Türkiye'de açıklanmaktadır. Bırakın 4 ay önceyi. Onun için risk olmaması için bu değerli isimlerin şimdiden sunuluyor olması, kamuoyunda onlarla ilgili bilgi alışverişinin yapılıyor olması önemlidir. Gelişmiş ve ileri demokrasilerde bu böyle yapılır. Hatta kamuoyunda bu kişiler kendi görüşlerini paylaşır, bununla ilgili siyasi değerlendirmeler yapılır. Ondan sonra atamalar gerçekleşir. Böyle bir değişiklik öngörmemekle birlikte buradan çağrısını yapmayı da önemli buluyorum. İşsizlik ne olur? Büyüyemeyen bir Türkiye'de. İşsizlik sorununun da yapısal bir sorun olduğu gerçeğini kabul etmeyen bir iktidarla işsizlik sorununun çözülmesi mümkün değildir. Şimdi iktidar zaten iyimser olmakla birlikte en az iyimser olduğu yer işsizlik rakamları. Hani onu da böyle çok değişmeyecek. Hani biz de bir şey yapmayacağız buradayı biraz itiraf ediyor. Zaten büyüyemeyecek bir Türkiye'de biz de düşmesini beklemiyoruz, artmasını bekleriz hatta. Biliyorsunuz bir Okun kanunu vardır. Okun kanunu belli bir büyüme oranının belli işsizlik oranını azaltabileceğini söyler. Türkiye'nin bu kadar genç nüfusuyla %3 büyümeyle işsizlik oranını arttırmasını beklemek çok gerçekçi değil. İşsizlik oranının düşmesi için en az yüzde azaltmasını beklemek mümkün değil. İşsizlik oranının düşebilmesi için en az %5'lik bir büyümenin yakalanması gerekiyor. Bu orta vadeli programda, bu suni orta vadeli programda o büyümeyi ortaya koymuyor. Dolayısıyla işsizliğin düşmesini beklemiyoruz. Şimdi burada rakamsal tuhaflıklar o kadar çok ki
Siz işsizlikle ilgili söylediniz. Mesela yatırımlarla ilgili bakarsanız yatırımların büyüyeceği ve Türkiye'nin böyle canlanacağı söyleniyor. Yatırımlar nasıl büyür? Hukuk üstün olursa, oyunun kuralları açık olursa, oyunun kuralları herkese eşit uygulanırsa, fikir özgürlüğü olursa, bunların olmadığı yerde yatırımın artmasını beklemek mümkün değil. Hadi diyelim ki bekliyorsunuz. Orta vadeli programın rakamlarına baktığınızda 2016-2017'de artan yatırımlar 2018'de artış hızını azaltıyor. Ne oluyor acaba? 2018'de Türkiye doygunluğa mı ulaşıyor? Bu kadar yatırım yetecek mi oluyor? Yani bu rakamlar, ben ciddiye alıp bakıyorum rakamlara. Aynı ciddiyeti bunu hazırlayan iktidardan da bekliyorum. Vergilerle alakalı 2014-2015'e geçerken de makul vergiler benzer oranda artmıştı aslında 50 milyar lira civarında. Siz bu hem iç belirsizlikler nesneler hem de uluslararası belirsizlikler nedeniyle gerçekçi bulunsunuz vergi toplama rakamlarını. Zam süresiyle girmiştik 2016'ın başına. Belli dilimlerde zamlar olmuştu. Yeni bir zam dalgasının açar mı bu vergi oranı? Şimdi Türkiye'nin ciddi bir vergi reformu ihtiyacı olduğu aşikar. Yapısal reform ihtiyaçlarından biri bu. En temel sorunu Türkiye vergi tahsilatı yapamıyor. Ya bir devlet düşünün. 13 yıldır bir iktidarla yönetiliyor ve 13 yıldır hala tahsil edilemeyen vergiler var. Böyle olduğu için de dolaylı vergilere yüklenmek zorunda kalıyor. O yüzden de biz, hani ben burada açıkçası bir iktisatçının drama olduğunu düşünüyorum bunun. Yine her yıl başında Türkiye'de iktisat konuşan herkes zamlara uyanır. Yani biz zam ekonomisi biliriz. Ya oysa ki bir ülkenin iyi yönetimi zamlarla ve dolaylı vergiyle kendine kaynak yaratan değil, ülkenin var olan potansiyelini ortaya çıkartacak, kaynaklarının ortaya çıkmasına izin verecek makro çerçeveyi koyan bir iktidar yapısıdır. Yani Türkiye dolaylı dolaysız vergi oranlarına baktığınızda OECD ülkeleri içerisinde en kötü durumdadır. Vergilerimizin neredeyse %70'ine yakınını dolaylı vergilerden topluyoruz. Yani vatandaşımız tüketiyor, tükettiği için biz ondan gelir topluyoruz. Bu olabilir. Doğru, tüketimden vergi alabilirsiniz. Ama bütün vergi yükünü tüketen vatandaşa yüklediğinizde gelir eşitsizliği, sosyal adaletsizlik ve bunun altında ezilen büyük bir toplum kesimi ortaya çıkardığınızda unutmamanız gerekiyor. Ben buradan bir çağrı daha yapayım. Çokça yaptık. 2016 sonunda 2017-2019 orta vadeli programını tartışırken Ocak ayında uyanacağımız zamları değil de Ocak ayında uygulamaya geçmiş olması gereken vergi reformunun ilk adımlarını konuşuyor olalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Pardon. Sorum ekonomi haricinde olacak. Parti içinde tartışmalara sebep olmuştu. Mecliste Atatürk portresini indiren vekil tespit edilebildi mi acaba? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye 5 temel alanda ciddi sorunlarla boğuşurken bu tartışmalara değil de işte Türkiye nasıl olacak büyüyecek, Türkiye nasıl olacak da bu maceracı dış politika sebebiyle her gün bombaların patlamadığı bir ülke olacak, Türkiye nasıl olacak da hukukun üstün olduğu, eşit yurttaşlığın bir ilkeye dönüştüğü bir zemine taşınacak meselesine kafa yoruyor. Onun için ben sizin bu sorunuzun altında yatan sorunu da bilmiyorum, var olup olmadığını. Bizim ana meselelerimizden biri değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Plan bütçe bizi meşgul tutacak. Orada görüşmek üzere diyorum.